Taraflar karşılıklı olarak boşanmak istediklerini, birbirlerinden maddi manevi talepleri olmadığını mahkeme huzurunda beyan ettiler. Bu durumda şahitlerin dinlenmesine de lüzum görülmedi. Son bir kez taraflara soruldu. Siz Handan Tekinoğlu. Pardon, gözlerinizde bir rahatsızlık mı var? Yoo, Allah'a bin şükür yok. O zaman çıkartıcı gözlükleri de yüzünüzü görelim artık. Evet, eşinizin gerekçeli dilekçesini kabul ettiğinizi beyan etmişsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim müvekkilim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Benim hiçbir itirazım ve hiçbir talebim yok. Sadece bir an önce bu işin bitmesini istiyorum. Tek istediğim şey bir an önce boşanmak. Hepsi bu kadar hakim bey. Siz Sami Tekinoğlu, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hakim bey. Gereği düşünüldü. Mahkeme evlilik bilizin fesline karar vermiştir. Boşanma ilamı tarafların eline ulaştıktan sonra geçerli olacaktır. Celse bitmiştir. Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Çok teşekkürler, sağ olun. Baba, sen bin arabaya, ben geliyorum. Handan Hanım. Sana ikinci bir müjdem daha var. Gözün aydın. Ben Almanya'ya gidiyorum. Duydum, biliyorum. Eyvallah. Orada yaşayacağım, bir daha buraya dönmeyeceğim. Hakkında hayırlısı olsun, ne diyeyim. Senin için iyi olur inşallah. Uncular çarçabuk halletmişler işini. Yine de sana güvenmişler. Yine de. Boşa çıkarma adamların güvenini. Neyse ya, belki ben burada vedalaşalım dedim de belki görüşmeye fırsatımız olmaz bir daha. Hakkını helal et. Yolun açık olsun. Yürü oğlum, yürü. Oh, vallahi kuş gibi hafifledim Güney. 17 yaşından beri bunun soyadını taşıyordum. Nihayet Handan Pakel oldum. Çok şükür Allah'ıma. Güney, sabrın sonu selametmiş oğlum gerçekten. Allah razı olsun senden yavrum. Yani nihayet kurtuldum bu adamdan senin sayende. Sen olmasaydın ben hala ölene kadar bu adamın kahrını çekiyor olacaktım. O olsun. Onun güvendiği dağlara kar yağdı. Şimdi o çok güvendiği oğlu da çekip gidiyor. Kalsın böyle düdük gibi ortada. O Handan'ı daha çok arar, çok.